Babaannemle masada tek kaldık. Aç değilim demişsin, hiçbir şey yememişsin. Belki acıkmışsındır diye getirdim. Öyle mi öğretti babaannen sana? Söyle ona. Yemedim. Yemem. Bozulmak yok bebeğim. Bozulmak yok. Az kaldı. Çok az kaldı. Klinikte Cemre Hanım'la karşılaştılar. Girerken de çıkarken de. Dinleyemedim tabii ama tartışıyorlardı sanki. Nedim Bey arabaya bindiğinde çok keyifsizdi. Tamam. Hadi sen işine. Melih ile muhabbet güzeldi ha amca. Güzeldi. Bana bugün seni nerelere götürdüğünü anlattı. Senin bana anlatacağın bir şey var mı? O yüzden benim şoförüm Melih. Gün içinde neler yaptığımdan seni haberdar etsin dedim. Bu seni niye rahatsız etti ki Hasan? Senin attığın adımlar gizli mi? Hı? Havalar da bozdu sanki. He vallahi bozdu ya. Fırtına geliyor herhalde. Gelmeden kalksak mı acaba? Bir de ısmarladığın için teşekkür ederim. Afiyet olsun. Daha iyilerine inşallah. Hadi daha çok ısmarlarım diyorsun yani. Yani. Sen iste yeter ki. Oo. Ben sana dünyaları ısmarlarım be. Tamam. Ben şimdi bir şey konuşacağım. Bizim bu aramızdaki şey var ya. Hani biz bunu bir konuşsak mı? Bunun adını... Abi. Abi. Abi bu hesap eksik. Nasıl eksik oğlum? Hesap koyduk ya oraya işte. Kuruş kuruş koyduk da ne yani? İşte kuruş kuruş ama abicim. Bütün bozuklukları verdin. Belki yere düşmüştür ben bilmem. Patron sonra benden kesiyor. 5 lira eksik. Tamam bekle. Bekle. Çıkıyor şimdi. Çıkıyor. Al sen şunu. Üstü kalsın. Hayret bir şey ya. Nerede kalmıştık? Bir yerde kalmamıştık hadi. Ne oluyor be? Olmuyor! Olmuyor görmüyor musun bak? Olmuyor. Sen ben olmaz yani anladın mı? Benim gibi gariban bir çocuk senin gibi bir kıza aşık maşık olamaz. Olsa bile yalan olur o. Kursakta kalmış heves gibi olur anladın? Tamam hadi. Anladım. Benim gibi bir kızla senin gibi bir garibana anca araba anahtarı atar işte. O da akrabayız diye. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.